terlemeyi değil, ter kokusunu önler. 2016'dan beri iç sahada Fenerbahçe Galatasaray'ı 6 maçta sadece bir kez mağlup etti. Deplasmanlarda Galatasaray fena oynamıyor Fenerbahçe'ye karşı. Bir de Kadıköy'de geçen sezon Okan Buruk deplasmana çok iyi hazırlanmıştı. Bu maça da iyi hazırlanmasını bekliyor herkes doğal olarak. Şampiyonluk bu tip maçlara bakıyor. Mesela 75'te 1-1 olsa İsmail Kartal daha fazla risk alır iç saha maçı diye. Okan Buruk belki sabırla bekler. 90 artıda dahi o şansın gelebileceğini bilir falan. Ki maçın anahtarı herhalde Okan Buruk için sakin olmak. İsmail Kartal içinse ilk andan itibaren iç saha olduğu için yoğun baskıyla ilk golü bulup maçı kontrolü almak. Gel de çık işin içi der. Üniversite söyleşiye gidiyorum. Ne olur abi derbi. Mekanda oturuyorum aynı şekilde. Dün ya bir yerde montumu verdim, vestiyere numara beklersin değil mi? Derbi ne olur abi, önce onu söyle diyor. Keşke ben de bilsem. Aslında ben şöyle bilirim. Yani saat 17.30'da bilirim. Niye? Türkiye'de derbiler sadece sahanın içinde oynanmaz. Onun bir havası, bir kokusu vardır. Seremonide alırsın o kokuyu. Körükte alırsın, ısınmaya çıkarken alırsın. Maça gitsem söylerim. Geçen sene bilmiştim var mesela. Maça gitmiştim çünkü. Ama biz yine tabii şöyle bakacağız. İki takım da puan rekoru kırmış mı? Galibiyet üstüne galibiyet almış mı? Maç başı puanda eşi benzeri görülmemiş başlangıç yapmışlar mı? İşte 16 haftada 3. sıradaki takıma 14 puan fark atmışlar. Buna rağmen liderliği averaj belirleyecek yani. Yok artık noktasındayız. Üstelik pas kayıpları, top kazanımları, golleri, puanları birbirine yakın iki takım. Ve hani sezon başında bunu söylesek belki çok film izlemişsin kardeş derler. O açıdan bilmek o anlamda zor. Ama imkansız mı? Hayır. Semih Durası'yla ders çalıştık biraz. Sen bize bakma. Videonun altına taraftarlığını yap. Yorumculuk kalsın. Galatasaraylıları görüyorum. Maşallah bir özgüven var yani. Bayern'le kök söktürmüşüm. Hayırdır çekiyorlar. Fenerlileri de ikiye ayırmak lazım. Yeni nesildekiler böyle daha tereddütlüler. Yetişkinler biraz daha uçarız kaçarızcı. Bagajaz. Orçun Gaya. Bagajaz. Kopup giden iki takım var. Hani puan durumuna bak anlarsın. O yüzden şampiyonluk maçı falan derler ya, ben de çok sevmem ama bu ifadeyi bu sefer doğru gibi. Yani biz yılbaşı yemeklerinde süper kupayı da sayarsak adamlar şampiyon oldular abi falan sözlerini duyabiliriz. Çok konuştuk, çok geyik yaptık, biraz yorum yapalım. Şunu hiç yorumlamayacağım, baştan gösteririm elbette derbilerde. Bu da önemli. Güzel insanlar, bir maç izleyeceksen bunu izleyeceksin. Pozisyon bunlar da, gol bunlar da, bireysel kalite bunlar da. Slimanili, derdi yoklu derbilerden Icardi'li, Dzeko'lu günlere geldik. Tadiçler, Zaha'lar değil mi? Keşke Fred de olsa diyen Fenerbahçelilere katılıyorum. Çünkü daha önce Fred'siz oynadığı 5 maçta sadece bir galibiyet aldı. Peki İsmail Kartal bu boşluğu nasıl dolduracak? Derbinin kilit sorusu bu bence, o yüzden bununla başladım. Valla Fred'in yokluğu benim tahminlerimi de çok değiştirdi. Hani Bielsa'nın bir lafı vardır. Diyor ki futbolda bulunması en zor oyuncu 8 numaradır. Ben bu pozisyona Modric diyorum. 6 numara olarak savunan, 10 numara olarak hücum eden bir oyuncu. Fenerbahçe ölçeğinde bu isim Fred. Yerine adam da yok. Yani Crespo, Zayis bu özellikleri karşılayacak adamlar değil. Evet Crespo Beşiktaş maçındaydı Allah için. Mücadeleden hiç kaçmayan, hep ayakta kalan adamdı. Orada Beşiktaş'ta Jetson'un oyundan çıkmasıyla çok daha rahattı ikinci yarı ama Galatasaray sana o konforu verir mi? Torreira'ya nasıl nefes aldırmayacaksın? Orta sahanın diğer iki ismi İsmail Szymański diyelim. İsmail'le başlarsak Trabzon maçından sonra daha iyi, evet. Onun güven verdiği maçlar var mı? Var. Peki güven vermediği maçlar olmuş mudur? O da var. Dengeli, istikrarlı performansının olmaması Okan Buruk'un oyun onun üstünden kurgulanmasını sağlayabilir. Mesela İsmail zaman zaman pres yapmak için çıktığında alanı boşaltıyor. Bu anlarda Galatasaray oyuncularının o merkeze atacağı koşular, o ince paslar topun bir anda rakip kaleye ulaşmasını sağlayabilir. İsmail'in yani özetle dikkatli olması gereken maç. Onu söyleyelim. Onu maestro gibi yöneten Fred oluyordu hep. Şimdi o da yok. Bu sefer ne olacak? Roller değişti. İsmail Crespo'yu yönlendirecek. Yani İsmail orta sahayı toparlayan adam olacak. Hem Crespo'nun açıklarını kapat, hem Szymański rahat etsin diye boşlukları doldur. Yani bu yüzden diyorum Okan Buruk'un oyunu onun üstüne kurgulaması mümkün diye. Derbinin en kilit isimlerinden biri. Çevre kontrolü mesela hala çok beceremiyor. Şimdi Galatasaray'da ön alanda master degree. Büyük artı. Szymański göreve demek lazım. Onun çünkü bir pres becerisi var. Boş alan hareketleniyor. Oyun takibi muhteşem. Bunun yanında şut becerisidir, asist becerisidir, bitmek, tükenmek bilmeyen enerjisidir. Ligde sorun yaratmayacağı takım yok. Hani bu maçta işin savunma kısmında da yoğun iş düşecek ona.
Hatırlarsanız savunmaya kadar gelip hani böyle kayarak yaptığı müthiş hamleler var. Bu maçta da son düdüğe kadar mücadeledir, baskıdır, fedakarlıktır. Her şeyi yapması lazım. Tabii geride gel onu yap. Dön ileride Tadiç'le bağlantı kur. Şimdi al sana en kilit ikinci isim. Biliyorsunuz, görüyorsunuzdur. Hani Tadiç-Şimanski bağlantısı telepatik hale gelmiş durumda. Bakışlarıyla anlaşıyorlar artık. Şimdi bu bağlantıyı sağlayan ne? Aslında hareketlilik. Yani Şimanski'nin nereye koşu atacağını, ne zaman koşacağını Tadiç çok iyi biliyor. Galatasaray'ın stoper aralarına, bek stoper arası bölgelerine Şimanski'den sık sık koşu denemeleri göreceğiz. Son bir not bu merkezle ilgili. İsmail Crespo-Şimanski'nin o birlikte oynadığı en son lig maçı hangisiydi? Karagümrük maçı. Zor maç. Hani 1-0'dan 2-1'e döndü ya. O maçta biliyorsunuz Karagümrük tek pozisyonda golü bulmuştu. Merkezden golü bulmuştu. Şimdi savunmada ideal hatla çıkmayacak ya. Hani orada da bir kayma yapılamamıştı. Aynı. Yani yine aynı senaryo, aynı durum. Topu kaybettikten sonra koşmada, alan koruma, bunların bu ustaları Fenerbahçe zayıf bir takım bu ara. Ve Galatasaray'ın artı yönlerini çağırır mı? Koro halinde evet demişsinizdir. Tabii Galatasaray'ın kendi oyununu oynaması lazım. Önde baskının şart olduğu maç. Çünkü iz bıraktığı maçlar hep kendi oyununu yansıttığı maçlardı. Çok yüksek şiddetli değil ama dengeli, kontrollü baskı yapılacaktır. Fenerbahçe'yi beklenmedik anda yakalamaya çalışacaklar. Tam bu anda şey geldi, Semih'in verisi geldi aklıma. Galatasaray 8 deplasmanın %75'inde ilk golü atmış. Fenerbahçe iç sahadaki 8 maçı sadece %62'sinde ilk gol attı. Yani ilk gol atma becerisinde bir düşüş var Fenerbahçe'de içeride. Bir diğer nokta, Galatasaray deplasmanda golü gördüğü maçı kazanamıyor. Fenerbahçe'de 2 puan ortalamasına sahip ilk golü gördüğü maçlarda. Yani içeride ilk golü atıyorsa da mutlaka o maçı kazandı. Çok önemli bir not. Galatasaray daha önce rakibinin üstün geçtiği bir devre oynamadı deplasmanda. Yani Galatasaray'ın deplasman karnesi hiç de fena değil. Aslında hani ikisi de fazlaca benzer şeyleri farklı metotlarla yapıyorlar ya. Mesela Fenerbahçe bu sezon önde kaptığı toplarla en fazla şut çeken, gol atan takım. Bunu yine kullanmak isteyecek. Galatasaray, o da şut atıyor abi. Şut atınca ne olur? Seker, döner, gelir, ikinci top olur, duran top olur, karambol olur. O toplarda, ikinci toplarda Fenerbahçe savunması uyuyor. Al sana bir bilinmezlik daha. Evlere şenlik bir savunma hattı var. Bu öyle bir durum ki yani Ciku'nun yanına koyacak adam bulamıyorsun. Samet'i koysan, Serdar'ı koysan, Osterwolde'yi koysan. Hani bir şekilde bir fırsat veriyorlar rakibe diye zihin kurcalanıyor. İsmail Hoca tabii herhalde Serdar Aziz'i oynatacaktır. Ki Serdar Aziz, Ciku, ben çok tasvip etmesem de her şeye rağmen ideal ikili. Kayseri maçında yaptığı hatayı görmüşsünüzdür orada. Rakibi ortak etmesi falan olacak iş değil. Fenerbahçe son haftalardaki alışkanlığı oldu bu. Kendi kendine gol yemeyi başaran bir takım. Derbiye bir şekilde, hatta hani o konsantrasyon diyorlar ya, o lazım yani. Galatasaray'da da Davinson döner diye bekliyoruz. Hani Davinson Abdülkerim de tam tersi ligin en uyumlu savunmacılarından. Adamın, Davinson'un stoperle kattığı bir seviye var Galatasaray'da. Son Karagümrük maçında görmüşsündür. O yokken ne kadar çok böyle sağdan soldan merkezden delindi savunma, hatırlayın. Fenerbahçe'nin o kanatlardan yapacağı hücumları kesmesini bekliyorum. Çünkü kolay kolay zaten çalımlayamıyoruz. Ona sahip olmak Okan Buruk için harika bir şey ki Abdülkerim de derbilerde de büyük maçlarda hep iyi oynadı. Dzeko ile eşleşecektir. Onu da zor bir maç bekliyor. Aslında derbinin keyif veren yanı da bu. Yani Dzeko'nun hayatı hani üst düzey stoperlerle eşleşerek geçti ya. Abdülkerim'in oradaki reaksiyonu bir futbol sever olarak merak ediyorum. Çünkü güzel bir düello bizi bekliyor. Düellolar da o kadar çok ki. Mesela çok uzun zamandır beklenen an geldi aslında, değil mi? Sacha Boey, Tadiç. Yani burada önemli nokta belki de iki kanattan da hücum etmesi lazım Galatasaray'ın. Çünkü çok fazla ataklar sağ kalıyor. Bunun sebebi sol biraz zayıf. Yine sağa kayarsa bu kez Boey karşısında Tadiç'i görecek, Ferdi'yi görecek. Hücuma çıkamayabilir, dengeli oynar. O zaman iş biraz Barış Alper'e kalıyor. Ama onun karşısında da bindirmeyi çok seven bir Osayi var. Osayi de bindirirse boşlukları kullanmak için yaşayan Zaha var. Müthiş eşleşmeler. Yani maçı kanatlarda bu eşleşmeler de çözebilir. Boey'i ileri gönderemiyorsun Ferdi Tadiç'ten. Terste Barış'ı gönderemiyorsun Osayi'den. Fenerbahçe Osayi gönderemiyor Zaha'dan. Ferdi her zamanki serbestlikte yollamıyor ileriye Ziyech'ten. Acayip bir maç. Orta sahanın bek desteklerine, kademelerine en iyi giren oyuncular çok rahatlatır takımlarını. İşte bu yüzden de Kaan Ayhan önemli. Kesin bek kademelerinde onu görürüz. Fener'de de o işe Ferdi bakıyor. İsviçre çakısı. Eskiden takımını hücuma çıkarır, rahatlatırdı. Artık kendisi hücum oluşturur noktaya geldi. Şimdi rakip yerleşik durumda olduğunda hani bir oyuncudan şey beklersin. Ekstra iş yapması gerekir ya savunmaya açmak için.
Ferdi topu alıp direkt o işi kendi hallediyor. E şunu da yapıyor tabii. Tadiç'in ayak kalitesiyle en iyi anda Ferdi'ye pas attığını görüyoruz. Çizgiye basıp Ferdi iç koridordan bir kanal açıyor. Ferdi de o fırsatları yakalıyor. Hatırlıyor musun? Sağ ikisinden birini yazdığımız dönemde küfür yiyorduk. Ferdi mi, Saşa Boya mı diye Orçun falan. İkisi de sağken. Al sana şimdi mis gibi kıyas maçı. Yani Saşa Boya'nın o 80 metreyi ligde en iyi kat edenlerden biri olduğunu görüyoruz. Tabi ara sıra kararlarda sıkıntı oluyor ceza sahasına yaklaşırken. Henüz o kısmı yeterince halledemedi. Topu daha iyi kullanması lazım ama atletizm muazzam. Sezon bu kadar iyi gidiyorsa Galatasaray'da en önemli sebeplerden bir tanesi tek başına o kanadı işleten Saşa Boya'dır. Eğer o ortalama oynasaydı muhtemelen hani merkezde tıkanan bir takım görecektik. Şimdi daha akışkan bir takım var. Burada bu önemli. Bak işte ters bekler için böyle şeyler söylüyor muyuz? Angelinho'nun sanırım iki maç hakkı kaldı opsiyonun devreye girmemesi için. Belki derbi özel kullanılıp sonrasında yollar ayrılabilir. Tabi Barış Alper'in son maçlarda sol bek kullanıldığını görüyoruz. Ben çok güvenmedim. Hala oturduğunu düşünmüyorum. Evet o bölgeyi kullanıyor. Dinamizm katıyor ama işin defansif kısmında üstüne oynanan maçlarda hata yapmaya müsait mi? Herhalde yani. Şimdi Abdülkerim de olmaz. Tandem bozulmaz. Kazım Can yetersiz falan. Barış Alper dışında ciddi bir aday olmadığını biliyorum. Hücuma destek önemli onu da biliyorum ama yerini kaybedebiliyor. Burada bence yerinden çok çıkmamalı. Önce defans demeli. Yine Osayi, o da son dönemi biraz sallanan isimlerinden, eskisi kadar formda gözükmüyor. Ferdi öne çıkıyorken asimetrik düzende en azından işin savunma kısmında o sertliği, fizikselliği katmak zorunda Osayi. Hani bazı maçlar ekstra savunmaya odaklanırsın ya. Osayi içinde, Barış Alper içinde bence o maç bu maç. Yani İrfan'ı mesela Osayi önde serbest bırakıp rahatlatmak lazım. Tabi bir yandan da düşünüyorum karşıda Boya var. İrfan da bek destekli oynamayı seviyor. O kanatta bir akışkanlık sorunu olabilir. Mutlaka Crespo ya da Şimanski'nin oraya gelip İrfan'a destek vermesi lazım. Sağ kanatta hücum gelişimi sorun olmaması için belki de atağı solda şekillendirip sağa sonradan çevirmek lazım. Şutta ya da final pası anlarında İrfan Can kullanılabilir. Böyle bayağı püf noktası yerleri anlatıyoruz farkındaysanız. Yani isimler, sistem, oyun planı ama ille de rakama dair şeyler isterseniz hay istatistiklerle birlikte değerlendirme yapalım. Şimdi ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe 44 gol. Ligin en çok gol atan ikinci takımı Galatasaray 32 gol. Ligin en az gol gören takımı Galatasaray 9 gol. Ligin en az gol gören ikinci takımı Fenerbahçe 14 gol. Ligin en çok büyük şansı yakalayan takımı Fenerbahçe 73 gol şansı. Ligin en büyük şansı yakalayan ikinci takımı Galatasaray 54 gol şansı. Ligin en çok şans kaçıran takımı Fenerbahçe 43. Gerçi 2 olmaz, Galatasaray'da 43. Ligin en büyük şans kaçıran takımı. Ligde topu en çok direkten dönen takım Galatasaray 11 direk. Fenerbahçe burada 5 direği var onu söyleyeyim. Fenerbahçe ligin en fazla kırmızı kart gören takımı. 4 kırmızı kart. Galatasaray kırmızı kart görmedi. %61 ile oynuyor Galatasaray. En çok toplu oynayan takım. Fenerbahçe hayret burada 3. %57. Ligin en çok şut çeken, en çok isabetli şut çeken, en çok orta açan, en çok korner kullanan takımları Galatasaray ile Fenerbahçe. Maç başına top sürmeleri de çok yakın düzeyde. Ayrıldıkları nokta rakipten top çalma konusu. Enteresan burada Fenerbahçe daha iyi. Ama Fred yok ya dedik ya en başta bu dengeye gelecektir. Maç başına pas arasında da ufak farklı Fenerbahçe önde. Burada da yine Fred ve Bekao'nun yokluğu sıkıntı. Bu iki takım arasındaki net ayrımı arıyorum ama bulamıyorum. Hep zirvedeler istatistiklerde. Hücumda bu kadar iyiken de Galatasaray 9 maçta kalesini gole kapadı. Fenerbahçe 8. Fenerbahçe'de 9 farklı oyuncu, Galatasaray'da 10 farklı oyuncu ligde gol attı falan. Belki hücumdaki çeşitlilik üzerine bir şey söylenebilir. Çünkü Fenerbahçe'nin ceza sahasına daha rahat girdiğini görüyoruz. Daha yüksek hücum çeşitliliği yakaladığını görüyoruz. Tabi bunun sebebi kanatlar, kanat bekleri olduğunu düşünüyorum nacizane. Galatasaray'da Saşa Boya üzerinden kanada yığılmışken ataklar, Fenerbahçe'de hem Ferdi hem Osayi hem her fırsatta hücuma destek veriyor. Dzeko mobil forvet hep anlatıyoruz. Diğer oyuncuları, çevresindeki oyuncuları da oynatıyor. Galatasaray'da geçen sezon olan topları Icardi'ye çıkarma olayı özellikle Zaha sonrası değişmiş durumda. Daha bireyselleşen bir takım görüntüsünde ve Galatasaray'ın çok iyi bir ön alan pres takım olmasının dışında set oyununda sorun çözmede zorlandığını görüyoruz. Burada ana etken kanatlarla Icardi'nin uyumunun henüz çok yüksek olmaması. Onun da dilinden Kerem anlıyor ama o da bir iyi bir kötü falan gidiyor. İşte bu yüzden Fenerbahçeli oyuncuların ceza sahasında topla buluşması çok daha fazla. Tadiç'in
Ceza sahasında topla buluşma sayısı 123, Dzeko'nun 133, Icardi'nin 98, Kerem'in 71. Anlatabildim mi? Şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe önde kaptığı topla en çok gol bulan takım dedim ya. Burada İsmail Yüksek ve Szymański ana etken, ana pay onların ligde çünkü en fazla top çalan 4 oyuncunun ikisi İsmail ve Szymański. 84 kez top çalmışlar abi. Onu da söyleyelim. Negatifi söyledik, iyiyi de söyleyelim. Yani bu rakama yaklaşan yok. Torreira ve Kaan'la Galatasaray buna dur demek isteyecek. Onu biliyoruz. Fenerbahçe'nin en güçlü yanlarından biri ne bu sezon? Onu da ilave edeyim. Maçlar hızlı başlaması. İlk 15 dakikaların en çok gol atan takımı Fenerbahçe. 9 gol 0-15 arasında. Son yarım saatin en skorer takımı kim? Fenerbahçe. 18 gol 60-90 arası. Galatasaray daha 15-45 arası. 15 gol atmışlar. O bölümde çok iyiler. Sadece 2 gol gördü. Tekrar ediyorum. İlk yarılarda Galatasaray. Bu istatistik çok kritik olacak. Oyununu kabullendirme maçı. Fenerbahçe o her zamanki hızlı iç sahayı yansıtmak isteyecek. Galatasaray'da çok az gol gördüğü ilk yarı yansıtmak isteyecek. Hani derbilerde yarım şanslardan gol çıkarmak denir ya, işte bu şansları kullanmaya çalışacak iki takım da. Fenerbahçe İrfan Can'la Szymański ile yapacak. Çünkü 4 gol beklentisinden 8 gol çıkarmış Szymański. İrfan Can 2,5 gol beklentisinden 6 gol çıkarmış. Yani uzaktan olur, yay çevresinden olur. O şutlara bakabilir maç. Ama bunların hepsini hitabe. Bize forvetleri anlat dersiniz gibi. Alışığız, derbi adetidir. Şimdi ligin gol krallığının lideri iki isim. Açık ara en fazla şut çeken iki isim. Dzeko, Icardi. 12'şer golleri var ceza sahası içinden. İkisi kafa golü. Dzeko pozisyonu %17 ile gole çeviriyor. Icardi %19 ile. Müthiş bir düello. Şimdi Dzeko'nun Fenerbahçe için önemi çok büyük. Ama bakın geçen sezon 33 maçta 1700 dakika almış Serie A'da. Bu sezon yarı sezon 21 maç 1600 dakikası var. Yani yükü biraz fazla. Yaşı 37. 5 aydır sakatlanmıyor olması bile büyük başarı bu kadar yoğun sürede. Bu anlamda derbide onun emeklerinin de karşılığı olabilir. O açıdan Dzeko için kıymetli. Ve bir ilave aslında Dzeko sayesinde asist ve gol sayısında kariyer sezonu yaşıyor Szymański. Ne dedik? Mobil oyuncu. O boşluklara koşu atmak önemli. Ferdi de rahatlatıyor onun oyununu. Dikkat edin maçlarda. Dzeko'nun sola kaymasıyla Tadic içe kayıyor. Ferdi serbestleşiyor. Sol kanatta üçgenler. Hücumda bu pas temposu yaratılmış oluyor. Dzeko'nun İrfan'a da desteği var. Sağda deplase oluyor Dzeko. İrfan da hatta zaman zaman penaltı noktasını koşular atarak goller bulabiliyor. Öyle olunca da ne oluyor? Bu dörtlü acayip skorer oluyor. Icardi'ye gelince eski günlerine dönme ya da kendini affettirme mi diyelim, yani bu son zamanlardaki formsuzluğunu giderme maçı olarak görebilirsiniz. Bayağı yüklenen manşetler gördüm bu sabah. Karagümrük maçında da isabetli şut çekemedi ya, bir süredir iyi değil. Tabii ki hani Icardi'ye sahip olmak Galatasaray için son yılların en güzel şeyi. Hani derbilere ne denli damga vurduğunu biliyoruz Icardi'nin. Geçen sene hatırlayın forma çıkarmıştı. İkonik maçların, ikonik anların adamı. Bu tip maçlara da soğukkanlı olanlar damga vuruyor zaten. Şimdi Icardi deyince United deplasmanı Panenka penaltısı dersin. Adama normal. Şimdi formsuz diyoruz, gol krallığına ortak. Yani en büyük şansı ne? Fenerbahçe'nin savunmasının eksikliği. Tam onun maçı olabilir. Yani şutların dönüşünü uzaklaştırma falan dedik ya, yapamıyor diye. Icardi'nin bu üstündeki negatifliği atması için hikayesi olan anlar ya da maçlar seçiyor ya. O açıdan da bakacağız bu derbiden sonra nasıl konuşulacak Icardi diye. Onu söyleyelim. Hikayeleşecek bir başka mevzu da Zaha. Olabilir mi? Ne diyorsunuz? Hani transfer çalımı mıydı değil miydi derken, maçın belirleyicisi olursa Zaha muhtemelen çok konuşulur abi. Çünkü onu da biliyorsun, hani rakibin üstün üstüne gidip kısa paslarla ceza sahasına girip bazen içeriye çevirip ya da çekip vuracağı toplar böyle aklımda dönüyor mesela. Hani derbiye etki etmeme, fark yaratmama şansı bence yok. Tam bu maçların adamı o şans bulacaktır. Sanırım o da 0.7 gol beklensen 4-5 gol. Acayip gole çevirme becerisi var yani. Hani derbiler de bu tip şanslar için önemlidir ya. Zaha bunu yapabilir. Biz terste de Ziyech bekliyoruz bu arada. Çünkü Galatasaray'da hücumda akıl lazım. Hücumu yönlendirecek beyin lazım. Şimdi Tete ile başlanan maçlarda bu eksikliği çok yaşadı Galatasaray. Ziyech'in atacağı bir pas, zekasıyla göreceği bir koşu maçın hikayesini değiştirebilir. Bir free kick. Yani bu maçları yaşamış bir isim Ziyech. Bu yüzden de farklı kalitede bir oyuncu olarak hani maçın krize girdiği bir anda
Livakovic'i avlayabilir mi? Evet. Yani adam mesafe tanımıyor biliyorsun. O yüzden Ziyech diyoruz biz. Başlaması gerekir. Bir de şu var. Zaha ile Tete birlikte etkili olamıyorlar. Yani iki kanatta da toplu alıp giden oyuncu olunca, çizgiyi seven, içe kat eden oyuncular olunca oyunun biraz dengesi bozuluyor. Biz o yüzden dedik yani bir kanada akıl koyalım. Diğer kanada da birebirci, çalımcı, içe kat eden oyuncu koymak lazım diye düşündük. Zaha, Ziyech bu anlamda ideal kanatları gibi duruyor Galatasaray'ın. Forvet arkası Kerem olur. Ya iyi oyuncu Kerem ya. Evet tamam, o son vuruşları geliştirmesi lazım. Aynı yere vuruyor ya. Dağlara taşlara vurmaması lazım. 2 sene sonra ezberden atacak onları. Ben öyle inanıyorum. Acayip dinamizm. Yani Okan Buruk onun sayesinde aslında merkezi bence üçlemiş oluyor. Yani bu ciğer ayak dengesini bir gün oturtacak. O zaman muazzam bir oyuncuya dönüşecek de. Neyse, o başka zamanın konusu bu. Ciğer demişken Torreira'nın da çok iyi olması gereken bir maç. Yani yanındaki oyuncunun kim olacağı, tabii Endombele hani fena değildi, boya attığı pas da var, kötü gözükmedi ama orada merkezi iyi tutacak, Torreira'ya destek verecek, pas araları yapacak, savunmayı rahatlatacak oyuncuya ihtiyaç var. O isim bence Kaan Ayhan, o ikili, Torreira Kaan ikilisi doğru merkez gibi gözüküyor. Hatta şöyle söyleyeyim, tersten de bakarak Szymański gibi oyun bilgisi yüksek oyuncuyu, pozisyon bilgisi harika olan Torreira ile kapatmak isteyebilir ama o zaman da Crespo serbestleşir. Crespo Kaan eşleşmesi, yani savunmaların kıran bu X faktör diyorlar ya, o olabilir. Hadi son kalecileri söyleyeyim, bitirelim. Bunlar 5 günde 2 derbi var diye böyle bol malzemos bilgiler artık sizin için. Yoksa bu kadar anlatmam yani. Neyse. Livakovic 29 isabetli şutun 17'sinde gol gördü Livakovic. Kurtarış başarısı %58.6. Ligin kaçıncısı? 19.sü. Muslera ise %80'li 3. sırada, 40 şutun 32'sini kurtardı ligde. Daha da bir şey demiyorum yani. Şunları ilave ediyorum sadece. Fenerbahçe'nin kanatlardan gelecek toplarda oyuncu yerleşimlerine dikkat etmesi gerekiyor. Bu konuda zaafı olan bir takım. Alan kontrolü, adam kontrolünün iyi olması gerekiyor. Çizgiye inip çevrilen toplarda iki takımın da ekstra dikkatli olması gereken bir maç. Galatasaray'da şunu unutmamalı. Bekleyen, kapanan takımlara karşı zorlanıyorlar. United maçı, Bayern maçı, şimdiki derbi maçı. Bu maçlarda Okan Buruk istediği oyunu görüyor rakipten. Ama çok gol olsun da öyle korkaklar maçı olmasın ya. Fenerbahçe şimdi son 8 maçta ortalama 3 gol atmış. Galatasaray 2 gol atmış. Fenerbahçe'nin kalesinde 1.38 gol olmuş. Galatasaray 0.63. Hani bu verilerle devam edelim. Yılbaşı haftası şu berbat 2023'e veda ediyorken acık yüzümüz gülsün be. Yani en azından bir kısmımızı, çünkü ezeli rekabette mağlubiyet çok moral bozar bilirim. Hani tuttuğu takım derbi kaybedince 5 kere yenilmiş gibi olursun. Hayırlısı. Terlemeyi değil, ter kokusunu önler.